faşist zihniyetlerini. Her darbe vesayetçi mihrakların. Saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca. İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece haberlerinde birlikteyiz. Yayına başlarken dün gece olduğu gibi bir kez daha size önce bir uyarım olacak. Bir etrafa bakın, diğer odalara bir bakın. Boşuna yanan lamba varsa söndürün. Çünkü bu elektrik faturalarıyla baş etmekte zorlanıyoruz ki bugün siyasetin gündemi de hem elektrikli hem tartışmalı. Şimdi dün gece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ben elektrik faturasını ödemiyorum, ödemeyeceğim dedi. Bu ne anlama geliyor? Sivil itaatsizliği teşvik mi? Bir isyan girişimi mi? Ki muhalefete bu yönde tepkiler var. Yoksa vatandaşın derdine tercüman olmak mı? Siyaset dedim ya elektrikli biçimde böyle şimşekler çakıyor. Bu elektrik zamlarını konuşuyor. Ama vatandaş bu faturayla nasıl baş edeceğim diye kara kara düşünüyor. Bakın bugün elektrikteki o fatura nasıl artıyor? Bunu bir kez daha izah edeceğim. Dün ayrıntılarıyla ekrana getirmiştim. Bizim elektrik faturalarında kalem kalem neyin vergisini ödüyoruz? Hatta vergilendirilmiş bedele bir daha vergiyi nasıl ödüyoruz bunları anlatmıştım. Dağıtım şirketlerinin yaptığı zam vardı. Üstüne üstlük dağıtım şirketlerinin ısmarladığı çay kahveye, insan kaynaklarına, hatta tercümeye dahi verdiği parayı nasıl bize ödettiğini de aktarmıştım size. Dağıtım şirketleriyle ilgili de bir problem var ortada. Şimdi hükümet 4 ayrı formül üzerinde konuşuyor. Bu elektrik faturalarına bir şekilde bypass yapılacak. Vatandaş rahatlasın diye. Tamam da nasıl yapılacak? Dağıtım şirketleriyle yeniden mi görüşülecek? Buna bakacağız. Diğer taraftan kota diyoruz ya, yani 5 kilovattı günlük, toplamda 150 kilovat aylık bir kota vardı. Sonrasında bu aylık 210 kilovata, yani günlük 7 kilovata çıkarıldı ama yeterli olmadı. Yani çarpanlar değişiyor. 1.37 iken, yani 137 kuruşken 2.06'ya, 206 kuruşa çıkıyor o kota aşıldıktan sonra. Peki neden? Dün sormuştum. Çok basit bir soru. Ya biz işte 1.37 kilovata kadar 210 kilovat kullandığımız takdirde bir bedel ödüyoruz. 1.37. Bu da zamlı fiyat ama o 200 voltta işte 2.06 ödediğimiz 220 volt mu diye sormuştum. Yani elektrik kalitesi arasında mı fark var diye merak etmiştim. Bugün yeni bir şey daha size izah etmeye çalışacağım. Hani bu kotalar var diyoruz. Bir de saat dilimleriyle ilgili bir tercih yaptığımızda saat dilimlerine endeksli çarpanlar da değişiyor. Onda da 2.09 var, 3.09, yani 209 kuruş ayrı, 309 kuruş ayrı. Hangi saatler arasında kullanırsak 309 kuruş ödüyoruz. Kafamız karıştı. Ödediğimiz cereyan ya, eskilerin diliyle konuşalım. Elektrik, cereyan aynı. Hani voltajı farklı geliyor da ona göre mi bir fark ödüyoruz? Hayır, yok böyle bir şey. Saatler ayrı. Kullanım miktarı ile ilgili farklar ayrı. Ya niye bu ayrım? Bunları sorgulayacağız. Ve dediğim gibi biz vatandaşız. Biz de aynı elektriği kullanıyoruz. Neden böyle diye hesap sormak olmasa bile hesabımızı bilelim diye, hesabımızı ona göre yapalım diye izah edeceğiz. Bu elektrikli tartışmanın ardından tabii yine gündemde sıcak haber başlıkları da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetler, Halil Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı demiştim. Ve adadan gelen ilk haberler, günlerdir söylüyorum, Elazığlı bir grup deniyordu ve bugün kamuoyunun da bildiği bir çete ile ilgili, Söylemezler Çetesi ile ilgili, çete lideri olduğu söylenen bir şahıs Mustafa Söylemez, Falyalı suikastı ile ilgili İstanbul'da gözaltına alındığı iddiası ortaya atıldı. İş çok karışık. Son bilgiler neler? Halil Falyalı suikasti uzun süre üzerinde konuşulacak bir suikast. Bakacağız, yeni bilgiler var. Yine hiçbir yerden öğrenemeyeceğiniz bilgiler var. Bunları aktaracağım.
Bir diğer önemli cinayet, günlerdir konuştuğumuz Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili de aranan bir isim vardı. Bursa'da yakalandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Seccat Yeşil bugün tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu da sıcak bir gelişme, bunu da aktaracağım. Ama tabii en önemli haber başlığımız yine Covid-19'la mücadele. Covid-19'la mücadelede geldiğimiz nokta yine kaygı verici. Çünkü bugün 264 can kaybı var. Dün 266 idi, bugün 264. Omikron varyantı öldürmüyor diyenler galiba yanıldılar. Karşımızda öldürücü ve son derece bulaşıcı bir virüs olduğunu biliyoruz. Bu arada şu bilgiyi de aktarayım ki ilk haberim olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Covid-19'a yakalanmışlardı malum. Testleri pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki testi negatife döndü. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan omikron varyantını şu an itibariyle atlatmış vaziyette. Emine Erdoğan'ın halen testi pozitif. First Lady Emine Erdoğan'ın da kısa sürede sağlığına kavuşması bekleniyor. İşte detaylar. PCR testi yaptık. PCR testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandı. 5 gün karantinada kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan koronavirüsün omikron varyantına yakalanmıştı. Profesör Doktor Serkan Topaloğlu Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tedavi takip sürecinde günlük semptom takiplerini yaptık Cumhurbaşkanımızın. Günlük detaylı muayenelerini gerçekleştirdik. Bunun dışında bu süre zarfında iki kez gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiğini belirtti. İki gündür semptomları tamamen kayboldu Cumhurbaşkanımız. Kendini de oldukça iyi hissediyor. Hanımefendinin çok hafif düzeyde şikayetleri söz konusu. Az önce de belirttiğim gibi 2-3 gündür Sayın Cumhurbaşkanımızın şikayetleri tamamen ortadan kayboldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, yakın zamanda rutin programına döneceğini söyledi. Son 2 gündür de yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda, hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan testi negatif çıktıktan sonra bir açıklama yaptı. Hemen o açıklamayı da aktarayım size. Allah'a hamdolsun son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa sürede negatif çıkmasını temenni ediyorum. Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbimden tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum. Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi negatif çıktıktan sonra, yani Covid-19'u atlattıktan sonra paylaştığı mesajı da aktardık. Gelelim bugünün Covid-19 tablosuna. 264 can kaybı var, az evvel de söylediğim gibi bu omikron varyantı öldürmüyor diyenler sanıyorum ki yanıldılar. Çünkü can kaybı sayısı gördüğünüz üzere çok ciddi artış gösterdi. Dün 266 idi, bugün 264. Ve bakın aşılanma oranları da artıyor. Aşılanma oranları artmış olmasına rağmen 264 can kaybı var. Benim kafam karışıyor açıkçası. Bir taraftan bilim insanlarına bakıyoruz bu omikron varyantıyla birlikte. Aslına bakarsanız biz pandemiden çıkışta tünelin ucunda ışığı gördük diyorlar. Omikron varyantıyla birlikte virüs güç kaybediyor. Daha da kaybedecek diyorlar. Biz de dua ediyoruz. Ama bu omikron varyantı da öldürüyor. Öldürmüyor diyenler de yanılıyor. Öldürüyor işte, 264 can kaybımız var. Hep söylüyorum, böyle dile kolay. 264 kişi öldü. 264 kişi öldü demek kolay da 264 canımızı yitirdik. 264 eve cenaze gitti. Ölüm acısı çöktü demek daha anlamlı. En azından şu tedbirlere teşvik adına biraz korkutucu olsun diyorum. Yani bu acıyı anlamalıyız. Bu acıyı hepimiz kendi vicdanımızda hissetmeliyiz ki hem tedbir almalı
hem bu acılar karşısında birlikte hareket etmeliyiz. Ve vaka sayıları, tamam 111 binleri gördük, dün 110 bin dolayındaydı, şimdi 100 binin altına düştü ama 100 bine yakın, 98 binlerde. Yani vaka sayıları da kontrol altına alınabilmiş değil. İşte tablo. Sağlık Bakanlığı 10 Şubat aşı haritası ve vaka tablosunu paylaştı. Son 24 saatte vaka sayısı 98.602 olurken bir günde 264 kişi hayatını kaybetti. 450.044 koronavirüs testi yapıldı. 87.932 kişi iyileşti. Türkiye'de birinci doz aşısına olanların oranı %92.70 olarak açıklandı. İkinci doz aşısına olanların ortalaması ise %84.72. 1, 2 ve 3. doz aşı toplamı ise 143.645.420. Haritadaki renklerde şehirlere göre aşılama oranlarını ortaya koydu. Buna göre aşılamanın en düşük olduğu iller Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa aşılamanın en çok yapıldığı iller oldu. Şimdi tabloyu gördük. Aşılama nasıl devam ediyor? Bunu da izah ediyor zaten tablo. Aşılama var ama aşılanmaya rağmen bakın 264 can kaybı var. Demek ki tedbirleri elden bırakmayacağız. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapıyor. Diyor ki omikronla birlikte işte süreç daha da hızlanacak. Tabloya baktığımızda bunu 6 ay önceki tabloyla kıyaslamayın. Farklı diyor. Bütün bu iyimser söylemler, kimse kızıp darılmasın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da eleştirmek adına söylemiyorum. Toplumdaki etkisi açısından konuşuyorum. Her iyimser açıklama beraberinde rehaveti getiriyor. O rehavet beraberinde yeni vakaları ve ne yazık ki işte tabloda gördüğümüz üzere yeni ölümleri, yeni can kayıplarını getiriyor. Artık bu can kayıplarına, bu ölümlere dur demek adına biraz daha dişimizi sıkalım diyoruz. Ve bakın aynı şeyi Sağlık Bakanı da tekrarlıyor. Buyurun. Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem aşı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca aşı oranları en düşük olan illeri tek tek sıraladı. Daha fazla risk almayalım ifadesini kullandı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde daha fazla risk almayalım. Aşılanma da son derece önemli, her seferinde vurguluyoruz. Risk almamak için karşımızdaki büyük risk, ölüm riski dururken korunabileceğimiz, sığınabileceğimiz bir limanımız var. O da aşı. Aşı olmak adına işte Türkovak var. Ve şimdi BioNTech aşılarında, yani Alman aşısı diyelim, bizim bilim insanlarımız, kendi insanımız, onlar ürettiler. Uğur Şahin'le Özlem Türeci. Bizim insanımız onlar. Onların ürettiği aşıda Pfizer BioNTech'te şimdi 4. dozda uygulanmaya başlanıyor. Yarından itibaren 4. doz aşısını da olabilecek vatandaşlarımız. Yani kimin varsa, süresi dolmuşsa 3 doz Pfizer BioNTech olmuş, 4. dozu da gelmişse hemen gitsin olsun. Gerçekten riski büyütmeyelim. Çünkü aşı sığınabileceğimiz tek güvenli liman ve bu lanet olası canımızı yakan virüse karşı tek silahımız elimizdeki. Koronavirüsle mücadele sürüyor. En etkin yöntemse aşı. Hedef toplum bağışıklığı. Hatırlatma dozları uygulanmaya devam ediyor. BioNTech için onay geldi. Dördüncü doz için randevular alınmaya başlandı. Daha önce iki doz BioNTech aşısı olanlar için üçüncü doz randevuları Kasım ayında başlamıştı. Bu kapsamda üçüncü doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. Aşı olmak için merkezi hekim ve randevu sisteminden randevu alınması gerekiyor. Telefonla randevu almak da mümkün. Temaslı takibi rehberine göre son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.
Son aşısının üzerinden 3 ay geçen kişiler ise eksik aşılı kabul ediliyor ve temasta olmaları durumunda karantinaya alınıyor. Şimdi Pfizer Biontech aşıları da tamam. Vakti gelen lütfen gitsin aşısını olsun diyoruz. Ama sadece karşımızda bu lanet olası virüs, yani Covid-19 yok. Birçok hastalık var ortada. Ki son dönemde biz Covid-19'la mücadele ederken diğer tarafta mesela influenza ile domuz gribi ile de mücadele ettik. Maske taktık, birbirimizden uzak durduk. İnfluenza da azalmıştı. Ama biz Covid-19'la mücadelede geriledikçe işte can kaybı 264, vaka sayısı 98 bin küsür, 100 binlerde. Aynı şekilde influenza da, yani domuz gribi de kendini gösterdi. Başka grip türleri de, soğuk algınlığı, nezle, malum havalar soğudu. Bununla birlikte kış hastalıkları hepsi devreye girdi. Çünkü biz tedbirlerden uzaklaştık. Şimdi Covid-19'la ilgili tedavi prosedürü belli, aşılar belli. Peki ya diğer hastalıklardan biri? Allah korusun diyelim. Kimse hastalanmasın. Sağlık her şeyin başı diyoruz ama. Hani hastalanınca da ne yapacağız? Doktora gittik, reçete aldık. Ama reçeteyle eczaneye gittiğimizde şok oluyorduk. Pek çok ilaç yok. İnanın pek çok ilaç yok. Bu ilaç yok, muadili de kalmadı diyor eczacılar. Bunu defalarca yaşadım. Ben yaşadım, çevremdekilerin de yaşadığına şahit oldum. Neden? Çünkü eczacılar da tedarikte sıkıntı yaşıyor. Ecza depolarına ilaç gelmiyor ya da yurt dışından ilaç alıyor ya ecza depoları. Dolayısıyla dövize endeksli bir sistem var, ilaç sistemi. Ancak bizde sabit kur ödemesi yapılıyor. Ve şimdi 2022 yılı ile ilgili sabit kurda belirlendi. 6 lira 36 kuruş. Euro üzerinden. Şimdi 6 lira 36 kuruş. Dolar 13,5, 13,60'larda. Euro 15,5'larda. Şimdi arada bir fark var. Dolayısıyla eczacı da zorlanıyor vatandaşa ilaç sevkiyatında, ilaç temininde. Eczacılar zaten bu işten dertliler. Yani sağlığımıza biz sahip çıkacağız. Yanlış anlaşılmayayım. İlaç sıkıntısı var demiyorum. İlaç sıkıntısı yok. Sadece bu kur dengesizliği ile ilgili fiyat anlaşmazlıkları var. Tabii ki vatandaşa ilaç gerektiğinde, mevzubahis sağlık olduğunda temin ediliyor. Ama işte tedarikte bir sıkıntı yaşanıyor. Bakın bu kur farkları yüzünden vatandaşa da zaman zaman işte eczanelerde bu ilaç yok ifadesini kullanmak zorunda kalanlar neden bu hale geldiler bir gösterelim. Günde 3 tok veya aç. İlaçta kur krizi Aralık ayında başladı. Firma depoya, depoda eczaneye ürün vermedi. Herkes kendini korumaya aldı. Raflarda ilaç kalmadı. Yakın zamanda ilaç almak için eczaneye gittiniz ve maalesef yok cevabı aldınız mı? Ya da hiç ilacım burada vardır diye eczane gezdiniz mi? İşte tüm bunlara neden olan ilaç kuru güncellemesi için artık gözler 21 Şubat'ta. Piyasaya nefes aldıracak ilaç fiyat kararnamesinde sona gelindi. Önümüzdeki hafta tutar netlik kazanacak. Her yıl Şubat ayının 3. haftasında belirlenen avro kurunun %38'e yakın, yani %37,4 oranında artması bekleniyor. Böylece 2022 yılında ilaç fiyatları 6 lira 36 kuruşa sabitlenecek. Beklentiler yüksek. Kur sabiti geçen yıl beklentilerin 5 puan altında bir zamla %20 oranında artmıştı, 4 lira 57 kuruş olmuştu. Bu yılsa kur sabitlemesinin %37,4 artışta 6 lira 36 kuruş olması bekleniyor. Ancak bu da eczacılara göre yeterli değil. Türk Eczacıları Birliği kurdaki dalgalanmayı gerekçe gösterdi, güncellemenin yılda bir değil 3 ya da 4 kez yapılmasını talep etti. İlaçta sıkıntı yaşamayalım da gerçekten bunun için uğraşalım. Çünkü malum işte mevsimsel hastalıklar da var. Şimdi gelelim bir başka meseleye. Elektrik. Başlarken söyledim zaten siyasette elektrikli böyle şimşeklerin çaktığı bir tartışma var. Dün akşam bu saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ben elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Çok yüksek vatandaşla dertli elektrik faturaları yüzünden
Herkes isyanda, esnaf isyanda, vatandaş isyanda. Zaten bu elektrik faturaları ne kadar büyüdü, şişti. Bunları hep izah ettim. Birazdan bir başka ayrıntı var, onu da aktaracağım ama önce siyasetteki bu elektrikli tartışmalara, elektrik tartışmasına bir bakalım. Çünkü AK Parti'den Muhammed Emin Akbaşoğlu, Grup Başkan Vekili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hemen tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ben faturayı ödemeyeceğim diyerek halkı isyana teşvik ettiğini söylüyor Akbaşoğlu. Suça teşvik ettiğini ifade ediyor AK Parti sözcüsü. İşte bakın. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle bilinen. Faturamı ödemeyeceğim dedi. Elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını Kandil'in çağrısı üzerine yaptığını söyledi. Halkı suça teşvik ediyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kamu düzenini bozmaya ve suça teşvik etmeye yöneliktir. Asla ve kat'a kabul edilemez. Kandil'in çağrısı üzerine sokağa çıkma çağrısında bulunan HDP ile CHP'nin kaos çizgisinde buluştuğu görülmektedir. CHP'nin siyasi rant devşirmeye dönük bu girişimi milletimiz tarafından boşa çıkartılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisi, elektrik faturalarına gösterdiği bu tepki, faturayı ödemeyeceğim tepkisi, işte AK Parti'den bu cevabı aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda son derece sert. Dedim ya, şu elektrikle ilgili elektrikli tartışmaları hemen siyasetteki kavgayı bir ekrana getireyim. Başka bir ayrıntı var, ona geçeceğim. Bu faturalar neden bu kadar şişti, bunu izah edeceğim. İki ayrı ayrıntıyı dün göstermişim, bugün yeni bir ayrıntı var, ona da bakacağız ama. Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına isyana teşvik diyor. Vatandaşı isyana davet etmek diyor. İşte bakın. Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle bilinen. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı. Tepkiler ard arda geldi. O isimlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sivil itaatsizlik olarak değerlendirdi. Bu bir isyan denemesidir, dedi. Yine kameranın karşısına geçip elektrik faturasını ödemeyeceğini ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir. İkinci olarak ve daha vahimi, sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz. MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun günü geldiğinde faturayı kuzu kuzu ödeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu faturasını ödemezse elektriğinin kesilmesi gerekir dedi. Bahçeli, karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmaz diyerek parti teşkilatına talimat verdi. Bahçeli, her il teşkilatının Kılıçdaroğlu'na kandil göndermesini istedi. Şimdi, sivil itaatsizlik maskesi altında isyana teşvik midir, değil midir? Bilmem. Siyasetin kavgası, tartışması ayrı. Ancak ben vatandaşım. Şimdi Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri, zamlar geri alınana kadar ben faturamı ödemeyeceğim diyor. Elektrik faturasını ödemeyeceğini ortaya koyuyor. Tamam ama. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilse de kesilmese de. Sonuçta bu ödenmeyen faturaları biz ödüyoruz. Dün izah ettim bunu. Çünkü dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak bedeli diye bir bölümü var. Orada o kayıp kaçak dendiğinde ödenmeyen faturaları da bize fatura ediyor dağıtım şirketleri. Hani ödeyenler bir de ödemeyenlerin faturasını yüklenerek ödüyorlar. Dün bunu anlattım uzun uzadıya. Denetim diye bir bölüm var. O denetim bölümünde de yine faturaya yansıyor. Dağıtım şirketleri tercüme, ağırlama, organizasyon, insan kaynakları, hukuk ne varsa yine bize ödetiyor. Yani bize elektriği ulaştırdıkları için zaten fatura kesenler, bir de biz size fatura kestik,
Bu faturaları biz tahsil edemedik. Tahsil edemediğimizi de sizden ederiz deyip tahsil ediyorlar. Parayı alıyorlar. Ancak biz öyle bakıyoruz. Ben baştan söyledim, dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu faturayı öder ödemez. Ödemezse ben faturasını ödemem kardeşim. Kılıçdaroğlu ödesin ödemesin, elektriği kesilsin kesilmesin. Sonuçta ödemeyenin faturasını ödüyoruz ya. Ben Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemem. Peşinen söyledim. Şimdi gelelim. Bu fatura neden böyle şiştikçe şişiyor elektrikte? İzah etmiştim. Dün bir dağıtım şirketlerinin nasıl faturayı şişirdiğini anlattım işte. Dağıtım dışında denetim başlığıyla organizasyonu, insan kaynaklarını, tercüme diye bir bölüm var. Onu hiç anlamadım neyin tercümesiyse. Bütün bunları bize yansıtıyorlar. Kayıp kaçak giderleri dahil. Bir de kademeli faturalandırma var. Hani 1.37 210 kW'a kadar kullananlar o çarpanla faturayı görüyor. 210 kW'dan sonraki her kilowatt, her kullanım içinde 2.06'dan yani 206 kuruştan çarpan hesaplanıyor ve fatura ona göre tanzim ediliyor. Bunları artık ezberledik değil mi? Dün de sormuştum. Kardeşim, şimdi 1.37'ye kadar bir kota var ya, o kotanın altında kullandığımız elektrik kalitesiz mi? Hani kalitesiz olduğu için mi 1.37 yani 137 kuruş? 210 kW'dan sonra kullanılan elektrik daha kaliteli, daha aydınlatıcı, işte televizyonumuzda daha tasarruf edici falan bir özelliği mi var? Ya da voltaj farkı mı var? 1.37, 137 kuruşa kadar ödediğimiz elektriğin voltajı 200 volt da hani biz 220 volt voltaj biliyoruz ya. 210 kW'dan sonra 220'ye mi çıkıyor? Hep soruyorum bunu ya, anlamadım. Neden bu fark var? Şimdi bir fark daha var, onu anlatacağım size. Bir de kullanım saatleri var. İşte sabaha karşı 6'ya kadar, gece 22'den sabah 6'ya kadar kullanılınca bir bedel var. Saat 06'dan 17'ye kadar ayrı bedel var. Saat saat değişiyor bir de bu elektrik faturasına yansıyan çarpanlar. Yani vatandaş ben bu kotaya kadar olanı kabul ediyorum dememişse, bir de saat farkı ile ilgili faturalandırmayı talep etmişse böyle de bir fark karşımıza çıkıyor. Gerçekten soruyorum. Ya saf bir vatandaşım ben. Soruyorum. Ben belirli voltaja kadar, belirli kotaya kadar kalitesiz elektrik kullanıyorum da o kota aşıldığında mı kaliteli elektrik veriliyor bana? Ya da işte saat saat farklı elektrikler mi dolaşıma sokuluyor, dağıtım şirketleri tarafından o kablolarla veriliyor? Anlamıyorum gerçekten, kalitesiz elektrikle kaliteli elektrik arasında bir fark mı var? Yoksa biz bu çarpanlarla niye uğraşıyoruz? Elektrik aynı elektrik, hani eskilerin dediği gibi cereyan ya. Aynı cereyan. Niye saat saat farklı? Niye belirli bir kullanımdan sonra daha pahalı? Soruyorum bunları ve bakın arkadaşlarımız bunları araştırdı. Siz de lütfen bir bakın. Hani elektrik faturasına böyle bakıyoruz. Vay be diyoruz. İki katına çıkmış. Neden iki katına çıkmış? İşte anlatmaya çalışıyoruz. Biri tek zamanlı, diğeri çok zamanlı tarife. Birinde saat fark etmiyor, sabit ücret alınıyor. Diğerinde elektrik bedeli tüketim saatine göre değişiyor. Genel olarak hanelerde tek zamanlı tüketim kullanılıyor. Bunun fiyatı da her zaman ifade ettiğimiz gibi 7 kW ve 6 için 1 lira 37 kuruş, 7 kW üstü için ise 2 lira 6 kuruş. Bir başka tarife de çok zamanlı tüketim. Peki çok zamanlı tüketimde nasıl bir tarife uygulanıyor? Burada saatler esas alınıyor. Yani siz sabah 6'dan 17'ye kadar eğer tüketim yaptıysanız 2 lira 9 kuruş. 17'den akşam 22'ye kadar tüketim yaptıysanız orada 3 lira 6 kuruş. 22'den sabah 6'ya kadar ise 1 lira 30 kuruş alınıyor kilowatt başına. Gece saatlerinde 22'den 6'ya kadar biraz daha ucuz tutulur ki kişiler oradaki tüketimlerini orada yapabilsinler. Ancak son düzenlemelerle beraber gördüğünüz gibi çok cazip olmaktan çıktı. Evde buzdolabı gibi 24 saat çalışan bir şey varsa ve bu tüketimi gece yayamıyorsak hiçbir esprisi olmayacaktır.
Şimdi saat aralığındaki ücretlere bakıldığında en ucuzu 1 lira 30 kuruş. Yani normal tarifedeki 1.37'den daha az bir para ödemiş oluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben zaten 22'den sonra bütün işlerimi hallediyorum. Dolayısıyla bu tarifeye geçmem daha mantıklı. Ama burada şunu unutmamak lazım ki bazı cihazlar 24 saat çalışıyor. Dolayısıyla onlar da ya 2 lira 9 kuruş ya da 3 lira 6 kuruşluk rakamlardan ücretlendiriliyor. Önceki yıllarda bilinçli olarak ya da bilmeyerek çok zamanı tarifeye geçmiş olanlar şu anda orada kalmış olabilirler. Bir an önce tarifelerini kontrol ederek tek zamanlı tarifeye geçmelerini öneririm. Vallahi her gün bir şey öğreniyoruz. Kotamız var, elektrik kotamız. Şimdi bir de çok zamanlı tarifeyi de öğrendik değil mi? Bir dikkat edelim bakalım faturalara. Eğer çok zamanlı tarife ise iş iyice sıkıntılı. Neden? Çünkü sabah saat 8'de çocuklar okula giderken daha hava karanlık. O saatlerdeki kullanıma bir bakın. Gece elektrik tüketim daha fazla. Evde buzdolabı var, sürekli çalışıyor gibi gibi. Biz bu işin içinden çıkmak için bu kadar çabalıyoruz. Farkında mısınız? Hükümet şimdi 4 ayrı formül üzerinde şu faturaları esnetebilmek için, azaltabilmek için, vatandaşın lehine bir şeyler yapabilmek için uğraşıyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını demiştik ya konuştuk. Ben ödemem dedim yani baştan. Çünkü bu kayıp kaçak bedeli iddiasının şirketi zaten ödemeyenlerin faturasını ödeyenlere yansıtıyor da. Kılıçdaroğlu'nun faturasını, askıda fatura var ya, hani İstanbul Belediyesi'nin de başlattığı çokça revaçta olan bir proje var. Askıda fatura. Askıda fatura da birileri ödesin Kılıçdaroğlu'nun faturasını diyelim. Gelelim yine cebimizi konuşmaya, ekonomimizi konuşmaya. Şimdi yüz yüze eğitim başladı. Çocuklar okula gitmeye, gelmeye başladılar da. Ya kırtasiye masrafları? Pek çok kırtasiye malzemesi yine dövize endeksli. Dolayısıyla zam üzerine zam geldi. Gerçi döviz düştü, zamlar geri alınmadı. Tarifeler değişmedi. Etiketleri dakika başı değiştirenler yine o etiketleri değiştirmekten geri durdular. E tabii bu gerçekten çoluğumuzun çocuğumuzun kırtasiye masraflarına da fena şekilde yansıdı. Eskiden ver oradan iki defter, beş kalem, boya takımı da alayım derken veliler şimdi gerçekten tek tek almaya başladılar. Tıpkı çarşıda pazarda dün de gösterdim, neredeyse tek tek sebze meyve almaya başlayacağız ya. Kırtasiyelerde de durum farklı değil. Yine biz sahadayız. TV 100 haber ekipleri dediğim gibi her zaman halkın içinde, siz, biz, fark etmiyor ne yaşıyorsak bu ekrandan en yalın, en tarafsız ve en net biçimde aktarmaya çalışıyoruz. Gelin görün, 3 çocuk okutan bir veli olsanız ne yaşarsınız? Arkadaşlarımız en azından fiyatlara bir baktılar, dolaştılar kırtasiyeleri. İki haftalık yarı yıl tatili sona erdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı ancak kalemden silgiye deftere kadar birçok kırtasiye ürününün fiyatı dikkat çekti. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler mutlu ancak veliler zor durumda kaldı. Çünkü kırtasiye ürünlerinin fiyatları geçtiğimiz yıla göre bir hayli arttı. Kırtasiyelerde çeşit çeşit kalemler, silgiler, defterler, kalem kutu ya da çanta var. Ancak şu anda çocukların istediği değil, yalnızca ihtiyaç olan ürünler alınabiliyor. İşte bir ilkokul öğrencisinin en temel kırtasiye ürünleri ve fiyatları. Defterlerin tanesi 15 lira. En temel seviyede 4 ders için 4 tane defter gerekiyor. Ortalama 80 yapraklı defterler bunlar. 15 liradan 4 defter 60 lira yapıyor. Resim defteri var. Resim defterimiz var 18 lira şeklinde. 18 lira. Müzik defterimiz var yine 9 lira en asgari seviyede. Bir tane küçük defter aldık. Küçük defterimiz var 7 lirada onu hesaplayabiliriz. Yalnızca defterler 94 lira tuttu. Boyalar ve diğer malzemelerin fiyatları da arttı. En temel seviyede yine kuru boya 32,5 lira olarak onu hesaplayabiliyoruz. Sulu boyamız var onun yanında 28 lira. 18'li pastel boya ise 17 lira.
Yine bir küçük makas etkinlikler için ihtiyacıdır öğrencinin. 15 lira olarak da onu hesaplamış olduk. Hazneli bir kalem tıraş, 15 lira olarak onu hesaplıyoruz. Eskiden bir düzine alınan kurşun kalemler şimdi tane tane alınıyor. Kurşun kalem var, 3-4 evet. Tane var orada, bir tane de kırmızı kalem. Onlar da toplamda 12 artı 3.75 de kırmızı kalemimiz. Yine bir tane silgimizi hesaplıyoruz. Yani bir mesela, öğrencinin ihtiyacı olan bir kalem kutu bu seviyede en az 40 lira olarak hesaplayabiliriz. Öğrencilerin ödevlerine göre de masraf çıkabiliyor. Matarası öğrencilerin özellikle ilkokulda kırılabiliyor, kaybolabiliyor. Öğrenci ikinci döneme başladığında velilerimizin çoğu matarasını yenilemek ihtiyacı hissediyor. Böyle dayanıklı çelik bir matarayı da 120 liradan hesaplayabiliyoruz. Kaliteli bir beslenme çantası ise ortalama 100 lira. Toplam tutar 558 lira. Peki bir veli aynı alışverişi birkaç ay önce yapsaydı? Ürünlerimizde ortalama birkaç ay öncesine göre velilerimiz bu alışverişi yapmış olsalardı ödeyecekleri rakam 363 lira olacaktı. Kırtasiye ürünlerinin fiyatları markalara ve çeşitlere göre değişebiliyor ancak fiyatlar arttıkça satışlar da düşüyor. İnsanlar önceden silgiyi mesela ihtiyaç olur diye yedekli alırlardı. Mesela 3 tane 5 tane alıyorlardı. Şimdi gerçekten ihtiyacı varsa bir tane alıyorlar doğal olarak. İşte kurşun kalemi düzünesi de alıyordu belki artık 2 tane alıyor 3 tane alıyor. Veliler. Şimdi kırtasiyedeki tablo bu. Şimdi çoluğumuzun çocuğumuzun okula gitmesi için bunları alacağız. Almak zorundayız. Onları nasıl doyuracağız diye zaten kaygılanıyor veliler. Zihin açıklığı versin diye göndereceğiz okula ama güzel bir kahvaltı ettirmemiz lazım. Daha evvelsi gün kahvaltılık nasıl arttı fiyatlar bunları gösterdim. Ya market raflarında boş verin pazarda nasıl tablo onu gösterdim. Hep söylüyorum şu hıyara fena takıldım. Hatta bugün 44.90'a hıyar gördüm internette. Bir marketin online satışında 44.90 1 kilo salatalık. Bunu gördüm. Buradan artık sözü nereye getireceğim belli. Gerçekten vatandaş yemek içmek noktasında dahi, karnını doyurmak noktasında dahi zorlanıyor. Ekmek zammı var, ona da geçeceğim. Hani iş elektrik zammıyla bitmiyor. Kırtasiye ürünlerine gelen zamla bitmiyor. Çarşıdaki, pazardaki sebze meyve fiyatlarıyla bitmiyor. Bir de giyineceğiz, örtüneceğiz. Ki zaten öyle gidelim, mağazalardan alışveriş edelim. O devir biraz zor. O devir kapandı gibi pek çok aile için. Ne oluyor? Pazardan alışveriş. İşte semt pazarlarında bile artık giyecekler ulu orta satılmaya başlandı. Vatandaş çünkü rağbet ediyor. Daha ucuzunu bulmaya çalışıyor. Yine arkadaşımız Ceren Meriç. Bu kez giyim pazarı ne alemde ona baktı. Geçtiğimiz ay 75-80 lira olan ürünler şimdi nasıl 110-115 liraya çıktı. Bunu görüntüledi. Yani iş sadece karın tokluğuyla da bitmiyor. Tepeden tırnağa her şeye zam geliyor. İşte Ceren Meriç'in. Yine özel haber. Kazaklar, hırkalar, montlar. İhtiyaç olan hemen her şey giyim pazarında da bulunabiliyor ancak fiyatlar mağazalarla yarışıyor. Fiyatlar çok yüksek. Ne fiyatlarına baktınız siz tezgah? Elbiselere baktım. Ondan sonra eldivenler, şapkalar, giysiler işte ne hoşuma giderse alacağım. Fiyatlar çok yüksek. Yeşilköy Sosyete Pazarı'na gittik. Giyim fiyatlarını inceledik. Şimdi rengarenk bir tezgaha geldik. Kazaklar, hırkalar ve gömlekler, ceketler birçok ürün var. Ancak burada da fiyatlar yükseldi. Şimdi hemen o fiyatları aktaracağız size. Şu anda bu kazağın fiyatı ne kadar? 180 lira. Mesela gömlek? 180, 200 lira, 220 lira. Bu civarlarda yani eskiden 150, 100 liraya, 80 liraya sattığımız kazaklar şu an 200 lira, 220 lira. Fiyatlar 2-3 katına artmış durumda. Pazarcı da pahalı mal satmak istemiyor. Minimum fiyatlarda satmaya çalışıyoruz. Ya 100 liraya aldığımız bir ürünü 150 liraya satmaya çalışıyoruz. Bu tezgah kurtarmıyor demektir. Müzik
aslında bu üzerimde gördüğünüz montun fiyatı ise 500 lira. Aynı mont geçen yıl 250 liraydı. Şimdi Yeşilköy pazarında bir başka tezgahtayız. Yine burada da çeşit çeşit hırkalar ve kazaklar görebiliyoruz. Şimdi buradaki fiyatları da aktaracağız. Hırkanın fiyatını öğrenebilir miyiz? Şu anda 110 lira. Daha önce 85 liraydı. 110 lira oldu yani. Bu da 110 lira. 75'e olanlar var kazak olarak. Pazarda çeşit çeşit ayakkabılar da var. Geçen sene bu dönemde biz bu ürünü 80 liraya satıyorduk indirim döneminde. Sezon başında 120 idi, 80 liraya bu dönemde satıyorduk. Ama maliyetlerin yükselmesiyle birlikte şu an bu fiyatlara biz bu ürünü satma imkanımız yok. 150 lira. Evet evet, 150 TL gibi bir rakam. Bere ve patiklerde de satışlar düştü. Şimdi bere fiyatlarını da öğrenelim. Evet, önceden ne kadardı, şimdi ne kadar? Önceden bunlar geçen sene 10 liraya satıyorduk. Bu sene 20 liraya satıyoruz, yarı yarıya. Zamlandı her. %100 zamlandı. %100 zamlandı bu sene. Bu geçen sene 15 liraydı, bu sene 40 lira. 40 lira. 40 lira bu sene. Yardan fazla zamlandı bu sene. Sizin müşterileriniz neler söylüyor? Düşüş oldu mu satış? Düşüş oldu satışlar. Olmaz mı? İlla iyi oldu. Bereciniz, bereciniz, bereciniz. İndirim başladı, indirim başladı. 5, 10, 25, 30, 37,5, 35 lira. 2,5 lira da indirdim. Üzgünüm. Hep fiyatlar ne kadar arttı, vatandaş alım gücü nasıl düştü, bunu net biçimde görsün diye bu haberleri hazırlıyoruz. Gerçekten üzgünüm. Hep zam haberi veriyorum. Ama bunları yaşıyoruz. Ben söylemesem ne fark edecek yani, göreceksiniz. Ekmek fiyatları arttı. Dün söylemiştim, halk ekmek fiyatı arttı diye. Nedeni belli, elektrik zammıydı. Hatta Halk Ekmek Genel Müdürü 202 liralık, 202 bin liraklık fatura nasıl 750 bin liraya çıktı diye, bu çok vahim durumda paylaşıyorum diye Twitter'dan gösterdi. 202 bin liraklık fatura bir tarafta, bir ay evvelki fatura, 750 bin liralık fatura diğer tarafta. Halk ekmek fiyatı arttı. Halk ekmek fiyatı artar da normal ekmek fiyatı artmaz mı? Artar tabii. Hem de halk ekmek %30 oranında arttı. Normal ekmekte de %30'un üzerinde bir zam var. Üzgünüm. Yapıldı bu zam. Önce halk ekmeğe zam geldi, ardından fırın ekmeğine. İstanbul Ticaret Odası Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ekmeğe gelen yeni zam tarifesini açıkladı. Fırıncılar, İstanbul Ticaret Odası'na ilettikleri zam talebinin mecliste kabul edilmesini bekliyordu. Talep kabul edildi ve ekmeklere zam geldi. İstanbul'da halk ekmeğe yapılan %60 zamın ardından fırınlarda satılan ekmeğe de %31,3 oranında zam geldi. Böylelikle fırınlarda satılan 210 gram ekmek ise 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Şimdi ekmek fiyatlarını da gösterdim. Gelin bir de balık fiyatlarına bakalım. Şimdi bu mevsimi, geçtiğimiz yıl bu günleri bir hatırlayın. Balık fiyatları düşüyordu. Şimdi düşmüyor. Çünkü her ürünün fiyatı artıyor. Neden? Akaryakıt fiyatları arttı. Balıkçı teknelerinde kullanılan mazotun bedeli arttı. Balıkçı balığı avlamak için denize açıldığında yaktığı mazotun elbette ki giderini tuttuğu balığın fiyatına yansıtacak. O fiyat da bize elbette ki yansıyacak. Şimdi balığın işte kar suyu da kaçtı, bolluğu da geldi ama yok, fiyatlar değişmedi. Kilo fiyatı değil bu, tane fiyatı. Kar geldi, yağmur neredeyse dinmedi, soğuk da kendini gösterdi, suyun sıcaklığı da düşmedi. Ancak hiçbiri balık tezgahlarındaki rakamları değiştirmedi. Hep
derler ya, balığın kulağına kar suyu kaçması lazım diye. Aslında bu lezzetiyle alakalı bir durum. Ancak fiyatlar pahalı olduğunda balıkçılar genelde balık az çıktı derler. Çünkü havalar sıcak derler ve o yüzden de balıkların kaçtığını söylerler. O yüzden de fiyatlar pahalı olur. Yurdun büyük bir bölümü kar altındaydı. Havalar soğuk. İşte bu durum balıkçı tezgahlarına nasıl yansıdı? İşte tek tek fiyatları aktaracağız. Deniz levreği 35 liradan satılıyor. Tabii karıştırmayalım bunu. Bunun kilo fiyatı değil bu, tane fiyatı. Ki bir ailenin yiyebilmesi için bir kiloda alması gerekiyor. O yüzden de bunun fiyatı 35 değil de biz bunu 100 liralarda görebiliriz. Hemen deniz çuprasını bakalım. Gördüğünüz gibi onlar da 35 liradan satılıyor. Kalkan balığı lükse kaçıyor. Kilo fiyatı 250 liralara dayanıyor. Ama çok güzel yerli kalkanlar, beykoz. Neredeyse gram altınla yarışacak yani. Ama kalkan yani hep değerli balık. Şu da dediğim gibi düşmüş fiyatı şu an. 300-350 lira bandındaydı kalkan. 250 lira bu kardan dolayı düştü. Somonun da ondan farkı yok. Somonun kilosu da 200 liradan satılıyor. Yine levrek var ama biraz daha farklı bir levrek diğerinden. Onun fiyatı da 60 liradan satılıyor. Fiyatlar bu kısımda oldukça yüksek. Dil balığı 90 lira. Tabii evlerde bunu aslında çok fazla tercih etmiyoruz. Daha çok restoranlarda görülen balıklar bunlar. Yine deniz çuprası, o da tanesi 70 lira. Palamutu da merak ediyorduk. Palamut da bazı zamanlar çok fazla bollaştığında fiyatı düşebiliyor ama şimdi baktığımızda tanesi 55 lira. Yani aslında diğerleri çok fazla şaşırtmadı ama palamutun tanesinin 55 lira olması biraz şaşırttı. İstavrit de 35 liradan satılıyor. Şimdi aslında hepimizin gözü tabii ki de hamside, 35 liradan satılıyor kilosu. Ne kadar yiyeceğiz, ne kadar daha zaman yani yiyebiliriz? Şurada bir buçuk iki ay daha hamsi yenir yani. Ya kar suyu kaçtı balığın kulağına, o yüzden biraz lezzetlendi. Ama keşke fiyatları da biraz düşük olsaymış. Vallahi elektrikle başladık, balığa kadar getirdik. Ama her üründe, her hizmette ne yazık ki fiyatlar artıyor. Vatandaş da bu fiyatlar karşısında eziliyor ve isyan ediyor. İsyan kelimesi de çok doğru değil. Tepkisini ortaya koyuyor ve birilerinden medet umuyor. Bu faturaların da geriye çekilmesi için, bu fiyatların da inebilmesi, indirilebilmesi için. Hepimizin dileği bu. Daha rahat geçinebilmek, adam akıllı yemek, içmek. İşte elektrik kullanmaksa elektrik kullanmak, bu halkın, bizim hakkımız, bunu belirtelim. Şimdi gelelim bugüne damgasını vuran sıcak haberlere. Halil Falyalı cinayeti. Şu Sedat Peker'in ifşaatlarında adı geçtiğinde artık hemen hemen herkesin öğrendiği bir isimdir Halil Falyalı. Hatta son dönemde elinde şantaj kasetleri olduğu iddiasıyla cezaevine konmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın istifasına yol açmış bir isimdi Halil Falyalı. Adada, yavru vatanda pek çok kumarhanenin, otelin sahibiydi. Yasa dışı bahis işleriyle uğraştığı iddia ediliyor. Üstüne üstlük bir de uyuşturucu baronu olduğu öne sürülüyordu. Ve önceki gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde profesyonelce tertiplenmiş bir suikaste kurban gitti şoförüyle birlikte Halil Falyalı. Bugün cenazesi vardı ve dün akşam söylemiştim. Bu cinayetin izleri İstanbul'da sürüldü ve Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Söylemezler çetesi olarak kamuoyunda tanınan, 90'lı yıllarda çokça adı zikredilen bir çete, Söylemezler çetesiyle alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Adada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün cenaze vardı. O cenazeden görüntüler, bakın şu anda ekranlarda. Kumyalı'daki evine getirildi Halil Falyalı'nın cenazesi. Cenaze töreni öncesinde Falyalı'nın korumaları bölgede güvenlik keşfi yaptı. Cenazeye Başbakan Faik Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren gibi isimler katıldı. Falyalı'nın naaşı kılınan cenaze namazından sonra Kumyalı Köy Kabristanı'nda defnedildi. Görüntülerde, ekranlarda. İstanbul'daki gözaltılar önemli. Halil Falyalı suikastı ile ilgili Söylemez Kardeşler Çetesi olarak
tanımlanan bir suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve iki adamı gözaltına alındığı iddiası var. Adada Elazığlılar grubu diye bir grubun, Elazığlı bir grubun bu suikastın ardında olduğu söyleniyor. Ve yine Söylemez çetesiyle alakalandırılıyordu bu cinayetler. Dün gece bu özel bilgileri aktarmıştım sizlere. Ve işte Falyalı suikastı ile ilgili olarak İstanbul'da 3 gözaltı var. Söylemez Kardeşler çetesi ki 1990'lı yıllarda çokça adı duyulan bir çeteydi. Söylemez Kardeşler çetesi. O isimlerin Mustafa Söylemez ve iki adamının gözaltına alındığı iddia ediliyor. Bunları da aktarmış olduk. Önümüzdeki günlerde konuşacağız bu meseleleri, Falyalı suikastini, kimlerle ne alakası var, neden böylesi bir süreçte Sedat Peker ismini zikrettikten sonra suikaste kurban gitti, bir para alışverişi mi var yoksa başka ilişkileri yüzünden mi böylesi bir suikaste, profesyonelce işlenen bir suikaste kurban gitti, konuşacağız. Yine çok konuştuğumuz bir başka silahlı saldırı, o da Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayı. Bu olayla ilgili aranan bir isim vardı ki Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'in de defalarca neden yakalanmadı diye sorduğu Seccat Yeşil Bursa'da bu şekilde yakalanmıştı. Dün ekrana getirmiştik bu görüntüleri. Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak Bursa'da yakalanan Seccat Yeşil de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu da sıcak bir gelişme, aktaralım. Emniyetteki işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan Seccat Yeşil Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ve Seccat Yeşil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayette silah kullanan şahıslar da daha evvel cezaevine gönderilmişti. 16 gözaltı vardı, 8 kişi tutuklanmıştı. Böylece Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili tutuklu sayısı 9'a çıktı. Gerçekten işte Halil Falyalı cinayeti dedik, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayeti dedik, Teksas gibi. Haberler ardı ardına geliyor. Şimdi Mersin'den bir haber getireceğim ekranlarınıza. Bir şahıs arkadaşını tatlı yemeye gel diyerek davet ediyor. Halbuki aklında onu vurmak var. Ve pompalı tüfekle tatlı yemeye, tatlı ikram etmeye çağırdığı arkadaşını vuruyor. Ve o anlarda da güvenlik kameraları kayıtta. İşte görüntüler. Tatlı ısmarla bahanesiyle yanına çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. İddiaya göre SG aralarında husumet bulunan arkadaşı Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesiyle dışarı çağırdı. Bu sırada bir köşede pusuya yatan SG Eren Akçay'ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. Akçay'ın geldiğini gören SG pompalı tüfekle arkadaşını bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Eren Akçay tedaviye alındı. Saldırgan SG ailesi tarafından polise teslim edildi. İşte gördük, şimdi arkadaşını vuran bu şahsı gösterdim. Bir de gasp var ki gerçekten şimdi görüntüleri izlerken neden bu kadar üzerinde durduğumu siz de anlayacaksınız. Ya böylesi soğukkanlılıkla bir gasp girişimi görmedim ben. O kadar direniyor ki gaspa uğrayan şahıs, gaspçının ayaklarına sarılıyor, bırakmıyor. Parası, cep telefonu alınmak istenen bir genç, bakın nasıl direniyor. Görüntüleri izleyin, neden bu kadar üzerinde durdum bu gasp olayının, siz de anlayın. Gasp edildi, bıçaklandı. Bacağına sarıldığı gaspçıyı bırakmamak için uzun süre çabaladı. Olay İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir genç yolda yürürken iki kişiyle birlikte tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şahıslar gencin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti.
Olayın ardından genç şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı. Darbedilen genç iki yerinden de bıçaklandı. Yaralanmasına rağmen gaspçılardan birinin bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Bırak bıçağı. Oğlum bırak. Ben gelsene. Şahıslar kaçtı, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Ekipler gaspçılardan birinin Kadir E. olduğunu tespit etti. Köyiçi caddesinde gezerken kıskıvrak yakalandı, tutuklandı. Ya gerçekten gözlerinize inanamadınız değil mi? Yani gaspa uğrayan genç 100 lira için bir cep telefonu için belki hani ufak gelebilir. Hani canını böyle tehlikeye atması anlaşılamayabilir. Ama günümüzde artık mal canın yongası. 3 kuruş da olsa para, millet parasına böyle sahip çıkıyor işte. Ve tabii güpegündüz İstanbul sokaklarında böyle gaspçıların kol geziyor olması da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bir kapkaç var. Mersin'den geldi görüntüler. Bu kapkaç girişimi de, bu kapkaç olayı da aslında dikkat çekici. Yani kapkaç işleri yeniden başladı. Bir ara ne güzel bu kapkaççılar falan bitmişti. Sokakta hanımefendiler özellikle çantalarıyla gezemiyordu bir dönem, hatırlayın. Bu kapkaç işleri yeniden hortladı. Bakın görüntüleri. Telefonunu kaptırdı. Peşinden koştu, yetişemedi. Görüntülerin adresi Mersin. Genç kadın sokak ortasında cep telefonuyla görüntülü konuşuyordu. Kapkaççı kadının yanına yaklaştı. Bir anda elindeki telefonu aldı, koşmaya başladı. Genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı. Şüpheli önce kameralara, ardından polislere yakalandı. Şimdi de gecenin sıcak haberi. Meteoroloji defalarca uyardı. Özellikle yurdun doğu, güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları düşüyor ve kar yağışı gelecek dendi. Batıda yağmur zaten etkili oldu ama doğuda kar yağışıyla birlikte ne yazık ki kazalar da var. İki ayrı kaza haberi geldi. Biri Erzincan'dan, biri Sivas'tan. Hemen sıcağı sıcağına görüntüleri de elimize ulaştı, gösterelim. Gecenin sıcak haberi bu. Sivas'ta korkunç bir kaza meydana geldi. Yolun buzlanmasıyla yaşandı bu kaza. Ve ne yazık ki bir kişi yaşamını yitirdi. Gecenin sıcak haberi olarak ekranlarınıza getiriyoruz. İki ayrı görüntü paylaşacağız sizinle. Sivas'taki kaza sonrası ilk çekilen görüntüler şu an ekranlarda. Gördüğünüz gibi yine bir yolcu otobüsü karıştı kazaya. Ve diğer kaza Erzincan'da meydana geldi. Erzincan-Sivas karayolunda da bir tır otomobille çarpıştı. Bu da akşam saatlerinde yaşanan bir kaza. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı. Otomobildeki bir kadın olay yerinde, sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erzincan-Sivas karayolundaki kazada iki ölü var. Sivas'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu da bir kişi yaşamını yitirdi. Yani trafik canavarı bu gece mesaideydi. 3 canımızı aldı. Biz de sıcağı sıcağına bu görüntüleri getirdik ekranlara. İstanbul'da bir operasyon vardı. Şimdi trafikten vesaire söz ettik. İstanbul'da sürücülerinin özellikle başında olmadığı araçlarda hemen türeyen birileri vardır. Değnekçi diye tanımlarız. Kendilerini otopark görevlisi diye tanıtırlar ama yasal bir iş yapmazlar bu değnekçiler. İşte o değnekçilere yönelik bir operasyon yapıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde görüntülenen bir değnekçi vardı. Taksiciden zorla para istemiş, sonrasında taksiden inen hasta ve yakınlarıyla kavgaya tutuşmuştu. İşte buradan hareketle değnekçilere yönelik bir operasyon yapıldı, görüntüleri ekrandı. Ne kadar abi? Şey, kaç para dedin? 40 lira. 3 saatten sonra? He? 3 saatten sonra ne kadar? Yok abi, 4 lira, 5 lira. 40 lira. Sivil polisi vatandaş sandı, para isteyince işte böyle yakalandı. 3 saatten sonra arkadaşın yerine mi?
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri değnekçilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler karayolu üzerinde park halinde duran araçlardan işletme izni verilmediği halde ücret almaya çalışan şahısları bir bir tespit etti. Ne kadar abi? Kaç para dedin? 40 lira. Sivil polisler vatandaş kılığında araçlarını park etmek istedi. Bu sırada yanlarına değnekçiler geldi. 3 saatten sonra? He? 3 saatten sonra ne kadar? Yok abi 4 saat, 5 saat. 40 lira. Vatandaş sandığı polisten park ücreti isteyen değnekçilerin hepsi tek tek işte böyle yakalandı. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Şimdi değnekçileri gösterdim ama bugün asıl sahte rehber haberi var ki Suriyeli bir şahıs gelmiş Türkiye'ye, kendisini rehber olarak tanıtıyor. Mustafa ismini kullanıyor ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaretler ediyor. Hakaretler etmekle kalmıyor, bir de bunları İstanbul'u ziyarete gelmiş turistlere aktarıyor. Bu sahte rehberin foyası ortaya çıkınca, bir de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bu hakaretleri duyulunca o sahte rehber gözaltına alındı ama her nedense serbest bırakıldı. İşte ayrıntıları. İstanbul'u gezdirdiği turistlere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı akla hayale gelmeyecek yalanlar atan, hakaretler eden bu şahıs yakalandı. Yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Rehberler Odası'nın suç duyurusunda bulunduğu sahte rehber için harekete geçilmişti. İstanbul Valiliği Turizm Denetleme Komisyonu ekipleri sahte rehberi işte bu şekilde tespit etti. Turizm polisi Ahmet Avan'ı, ismi Ahmet Avan ama Mustafa adını kullanıyor, Taksim'de tura çıkarmak için turist grubu ararken buldu, gözaltına aldı. Suriyeli sahte rehber hakkında polis ekiplerince belgesiz rehberlik faaliyetinden dolayı idari işlem yapıldı ve sonra bu sahte rehber serbest kaldı. Oysa ki burada ulu önder Atatürk'e hakaret suçu işleniyor. Bu konuda da bir işlem yapılmalıydı, şahsi fikrim. Bunu da hatırlatmış olayım. Tamamı altın olan hamamda süt banyosu yapıyor falan diye Atatürk'le ilgili akla hayale gelmeyecek ifadeler kullanan bu şahsı neden bıraktılar, tekrar soruyorum. Neyse, biz haberlerimizi noktaladık. Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde bir arada oluruz. Hoşça kalın. Bu faşist zihniyetlerini her darbe